yıldır iş arıyorum diyor. Yaptığımız çalışmada ortaya çıkıyor ki aslında hiç çalışmak istememiş. Bildiğim ve bilmediğim bütün kaynaklardan para bana kolaylıkla akıyor diyorum. Hangi kaynaktı? <laughs> Oğlum erken doğdu ve artık tıbbın cevap veremediği bir yerde ilk gittiğimiz yerde çözüm bulduk hı hı. ve oğlum bir gecede iyileşti. Bizim için muazzam bir hikaye oldu ve yelkenimizin rüzgarı değişti, yönü evet. değişti. Evet. Ben Yaradan'a ne için söz verdiysem o kadarını alabilirim atalarımdan. Hı. Ruh seçer, Yaradan onaylar ve hayata geliriz. Annem her nasılsa hı. kabul ediyorum, kaderimi ondan ayırıyor. Buna çok ihtiyacımız var. Hı hı. Babam her nasılsa kabul ediyorum ve kaderimi ondan ayırıyorum. Seni affediyorum. Senden de af diliyorum. Seni affediyorum. Senden de af diliyorum. Bunu dairesel bir paylaşıma hı. aktarmamız gerekiyor. Herkese merhaba. Bugün yine en kıymetli konuklarımdan birini ağırlıyorum. Hepiniz onu çok yakından tanıyorsunuz. Benim hayatımdaki özel yerinde çok iyi biliyorsunuz. Evro Denirhan Bilgiç aile danışmanı, kuantum eğitmeni ve yazar. Efendim çok şahane 5 tane kitabı var. Ee, birazdan tekrardan hatırlatacağız kitaplarını. Ebru Demirhan Bilginç. Daha önceki yayınlarda hep Ebru Demirhan diye tanıtmıştım ama artık mutluluğu çifte kavrulmuş. Tam da aslında size uyan bir soyadı gelmiş hayatınıza. Değil mi? Gerçekten <laughs> öyle oldu. Biz de bu tesadüfe evet. epeyce bir gülüyoruz kendi Tevafuk. aramızda. Evet. Yani. Şimdi Ebru Hanımcığım sizi her gördüğümde ilk tanıştığımız gün geliyor aklıma. Akses Bar. O zamanlar ben sonuçta hani neler var neler yok bilmediğim için biz Akses Bar'ı deneyimledik ve bana demiştiniz ki hatta Bugün git güzel bir uyku çek. Çünkü o zaman o anda hani ilk defa deneyimlediğim bir şey yaşıyorum. Güzel bir uyku çek. Yarından itibaren bu hayattaki enerjinin dönüştüğünü hissedeceksin. Demiştiniz ve öyle de oldu gerçekten. Her gün beklentisiz yattım uyudum. Ertesi gün zaten kendi içimde bir şeylerin değişmeye başladığını hissettim ve benim bereket kanallarım bir kere her şeyden önce açıldı. Sizinle yaptığımız çalışmadan sonra ondan sonra da hayatım yavaş 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 böyle zenginliğe doğru <laughs> akmaya başladı. Dolayısıyla da sizi hep gördüğümde bu güzel enerji geliyor ee, önüne içime. diliyorum buradan bizi izleyen herkese her seferinde daha da çoğalarak akıyordur. O yüzden sizi gördüğüme çok mutluyum. Ben de öyle. <laughs> Hoş Sevgili geldiniz. Sevgili Yasemin, burada olmak da benim için çok keyifli. Ne kadar güzel. <laughs> ve siz her defasında sistemi daha da büyüterek, daha da büyüterek ki gördüm ki şimdi mesela hipnoz eğitimi ve ikna eğitimi de eklenmiş e, Skala'ya. <laughs> e, çok cezbedici gerçekten. Ben bir kere zaten hipnozu çok merak ediyorum. Ne işe yaradığını çok merak ediyorum. Yani hani şu an uygulamak isterdim ama o bilmiyorum. Yani bir tık insan şeydi Biraz kontrol ferik bir tip olduğum için, e, kontrolü kaybetme endişesi ile e, acaba hani geri dönemezsem gibi saçma bir soru var kafamda. <laughs> Benim gibi sorusu olanlar için de ben buradan söyleyeyim bir kere hipnoz neye yarıyor? Hemen anlatalım. <laughs> Hipnozdan önce korkmayınız. <laughs> Çünkü e, hipnoz bir uyku hali ya da sizi başka bir aleme geçiren bir araç değil. Hı. Öyle de kullanılabilir tabii. Yani çok yatkın olan insanlar hı hı. için çok daha derin hipnoz çalışmaları olabilir. Hı hı. Fakat bizim seanslar adına kullandığımız hipnoz bilincin de devrede olduğu ama bilinçaltının da aynı anda açık olduğu hı. anı üretmek. Bunun için bilinçle bilinçaltı arasında kritik faktör dediğimiz bir güvenlik bariyeri var. Hı. Örneğin daha fazla para kazanmaya çalışırken içinden bir ses yapma diyor ya. Hayır o iş görüşmesine gitme diyen. Ya da, ya da tam tersi ya da şöyle de olabiliyor mesela kazanamazsın ki. Heh, nasıl ya da. kazanacaksın Tabii ki? Tabii nereden çıktı bunlar ha, şimdi evet. bu bu maaşlı onu nasıl yapacaksın ki gibi. Kız kardeşim mesela bana sorup diyor çünkü hiç alışmamış mesela diyor ki şimdi sabit maaşlılar hı hı. bana diyor ki neyi söylüyordum Yasemin sürekli bana soruyor neydi o cümle. Bildiğim ve bilmediğim bütün kaynaklardan para bana kolaylıkla akıyor diyorum. Hangi kaynaktı? <laughs> Sürekli bunu sorup duruyor. Çünkü <laughs> evet aradaki kritik evet. faktör bu bilgiyi hemen bir tenis topu gibi evet. dışarı fırlatıyor. <laughs> Çünkü orasının bir güvenlik anlayışı var. Bu güvenlik anlayışı birazdan kaynaklarına <laughs> geliriz. Daha az da güvende olma, daha kontrollü gitme gibi evet. birçok sebebi olabilir. Kritik faktörü hipnoz çalışmalarında ve yarı trans diyebiliriz. Hı hı. Bu çalışmalarda kritik faktörü biraz daha kolay açmak hı hı. ve aslında orada bir yol e, açıp hı. bilinçaltıyla bilinci çok daha hızlı senkronize edebilmek için kullanıyoruz. Hem seanslarda kullanıyoruz hem eğitimini veriyorum. Peki şöyle yapınca nasıl gidiyorum ben hemen? E, her zaman öyle olmuyor. olmuyor mu, her zaman öyle olmuyor. Bu e, hipnoza ne kadar yatkın olduğunuzla hı. ilgili. Orada hem bir ses tonu hem durumun otoritesinin kimde olduğu, kişinin ne kadar buna rıza ile gelip Hı -hı. gelmediği gibi her Hı -hı. zaman olduğu gibi bir sürü e, denklem var. Fakat şunu yapıp hadi Hı -hı. uyu demenin de bize çok bir faydası yok. Hı -hı. Çünkü aslında danışanı o rızayı alabilmenin de bir hikayesi var ya danışanı Transe hazırlamak bizim için çok daha keyifli, hmm. daha doğrusu da evet. o. Sizin ses tonunuz o kadar güzel ki zaten <laughs> insan hipnoz oluyor. <laughs> Direkt evet. hipnotik. Çoğunlukla bunu duyuyorum. Evet. <laughs> Gerçekten. Genellikle uyuyamayan insanlar. Hmm. Ses kayıtlarını gece dinleyerek evet. uyuyorlar ve çok kolay uyuduklarını Hı -hı. söylüyorlar. Birçok insan için bu Hı -hı. arabada dinlemeyin dediğim ses kayıtlarına evet. dönüşüyor. Evet. Eğer bunu çok hızlı deneyimliyorsan Hı -hı. sakın arabada dinleme diyorum. Hı -hı. Sen kullanıyorsan, kullanmıyorsan Hı -hı. mesele Hı -hı. yok. Peki o zaman tersten soruyorum. Böyle yapınca geri gelebiliyor muyum? Evet. Ya gelemezsem? Gelememek gibi bir yok ihtimal mu? yok. Ha. Gelememek gibi bir e, ihtimal söz konusu Hı. değil. Normal şartlarda çünkü biz bir alem değiştirmiyoruz ya. Uykuya geçiş gibi düşünelim ha. transı. Sonra da bu, bilincin. Böyle geri çağırmak şu mu aslında? Uyan. Evet. Ha. Uyan. Ha. Ha. Uyan. Anladım. Ha. Bu e, kadar. bu zaman? <laughs> Tam anladım şu an. Tam. Yani, deneyelim. Bir an. <laughs> bu şey gibi ya. Çok saçma bir korku. Uçak korkusu gibi. O kadar saçma ki. Yani. <gülüyor> evet. Evet. <gülüyor> evet. Ama. İşte onun da sebepleri Hı -hı. var. Evet, Hiçbir naprawdę, şey de boşu evet, boşuna evet. değil. Evet. E, denemesek bile Hı -hı. yani bunu hazır hissetmesen bile zaten videolarımızı sayfalarımıza ekleyeceğiz. Hı -hı. Yaptığımız çalışmaları oradan takip edebilirler. Hı -hı. İstersen sen de önce oradan izle daha sonra yapalım. Olur, Nasıl da, arzu edersen. Böyle ederse. de bir insan işte kendisi. <laughs> Hemen aslında gözünden anlıyor. Hani yüzde yüz değildi diye bu kadar da inisiyatifi kendine veriyor. Çok teşekkür evet, ederim. Bu arada. Güvende hissetme. Evet. Çok Hı -hı. önemli evet. bizim çalışmalarımızın her aşamasında Hı -hı. öyle güvende hissetmelisin ve hiçbir şey içinde danışan da öğrenci Hı -hı. de sohbet sırasında da kimse kendini bir şeye mecbur hissetmemeli. Hı -hı. Çok tatlısınız Özgür gerçekten. irade yasası en evet. önemli yasa. Ebru Demirhan bilgiç farkı <gülüyor> <gülüyor> gerçekten burada. Peki hipnozla hayatımızda neleri dönüştürebiliriz? ihtiyacımız olan her konuyu dönüştürebiliriz. Ben hipnoz çalışmalarıyla kuantum çalışmalarını bir araya topladım. Hipno kuantum Anladım. eğitimi ürettim. Hipno kuantumda kuantum çalışmalarını ekledik. Hipnozla harmanladık. Kocaman başka bir şey çıktı Üç ortaya. Iş. Çok Hı -hı. da keyifli bir eğitim oldu. Hı -hı. Neler için kullanırız? Sigara bırakmak, kilo vermek, Hı -hı. özdeğer... E, özgüven gibi problemler Hı -hı. ya da ihtiyacımız olan her konuda. Aslında kritik faktör bir güvenlik esası ürettiği için e, kişinin hayatında ne yoksa Hı -hı. oraya yönelebiliyoruz. O Hı -hı. yüzden de en geniş çatısıyla her türlü alanda kullanabiliyoruz. Hastalıklarda kullanılabiliyor. Hı -hı. çünkü birçok hastalığın ikincil kaynağı vardır. İkincil besleyici evet. hikayesi vardır. Hı hı. Şu örneği herkes bilir. Buradan anlatınca çok kolay oluyor. Örneğin bayramda ya da herhangi bir istediği zamanda bütün evlatlarını ve torunlarını başına toplayamayan evet. annenin ya da babanın Aha. sonrasında yüksek tansiyonla herkesi evet. hastaneye toplaması gibi. Şimdi bunu yapan kişiler evet. bu bir yargı değil İkincil kazanç dediğimiz bir hikaye vardır. O bir araya toplanma ihtiyacı tatmin olmadıysa evet. bir davetle karşılık bulmadıysa Başka bir şekilde bilinçaltının hı. inançlarına göre çok hızlı organize edilebilir. Hı. Bu çoğunlukla da bir hastalıkla olabilir. Evet. Özellikle yaşı ilerleyen kişiler için bu biraz daha kolaydır. Fakat bunu isteyerek yapıyorlar gibi bir bilgi yok. Bu bilinçaltı bir yönelimdir. Hı hı. Dolayısıyla buralardaki kritik faktörleri kırmakta e, hipnokuantum çalışmaları bize biraz daha süreci kısaltabiliyor. Hmm, yani aslında e, bir yol buluyor hayat. Evet. E, i̇stediğini yaptırmanın yolunu buluyor. Birçok e, Birçok hastalıkta aslında boşuna olmuyor, boşuna gelmiyor. Evet. Öyle mi? Hastalıkların Doğru. Hı -hı. doğrudan sebepleri var, evet. genetik kaynakları Hı -hı. var. Bir de bilmediğimiz evet. e, arka planda çalışan Hı -hı. ikinci kazançlarla birlikte. İnançların da desteklediği bambaşka bir alanı var. Evet. Hani çocuklar okula gitmek istemez ve karnı ağrır ya. Aynen. O gerçek bir ağrı değildir ama çocuğa Hı -hı. sorsak onu yaşıyordur. Yaşıyor. Ya da süper bir diş ağrısı var, Hı -hı. zonklayarak doktora gidince geçer. ...aniden iyileşir gibi. Kesinlikle. Pozitifte evet. de negatifte de arka planında çalışan çok fazla kayıt var. Evet, evet harika. Peki sonuçta hani para çalışmaları da yapıyorsunuz. Evet. Hipnozla, değil evet. mi? Şunu sormak istiyorum. Mesela öyle yapıyorum bereketim artmıyor. Böyle yapıyorum işte gelirimi arttıramıyorum gibi cümleler duyuyorum. Şimdi mesela bir insan yapıyor ediyor gelirini bir türlü arttıramıyor ise... E muhakkak bu atalardan gelen bir karma, bir olumsuz kayıt mı vardır? Muhakkak demesek Hı. de genellikle diyebiliriz. Hı -hı. Genellikle e, ataların burada da bir takım katkıları, evet. negatif miras katkıları olmuş olabilir. Yani misal veriyorum birine borç şey birinden borç aldı geri vermedi diyelim ki atam. Hı -hı. Ya bunun sıkıntısını bana mı yansıyor? Evet ama bunun bir <laughs> matematiği var. Aa, <laughs> Evrensel ya. sistemde her şey matematiği olduğu ha. gibi bunun da bir matematiği var. Önce biz hangi atalarla eşleşiriz orayı bir konuşalım. Hı -hı. E, kişinin dünya aileye gelen kişinin hayat amacı ile eşleşik konuları olan Hı -hı. kendini gerçekleştirmiş, hayat amacını gerçekleştirmiş ve gerçekleştirmemiş bütün atalarla bağ kurarız. Hı -hı. Örnek veriyorum benim hayat amacım kendimi ifade etmek. Hı hı. Örneğin, hayat amacı kendini ifade etmek olan, bunu yapabilmiş ve yapamamış bütün atalarla bağ kurarız. Hı hı. Ve bu bağın içerisinde de onların deneyimleriyle ilgili pozitif ve negatif mirasları alırız. Hı hı. Bundan sonra aslında bizim konumuz kendi hikayemizdir. Biz ata yüklerini, onlar bir e, borç üretti onu ödemek zorundayım gibi düşünüyoruz. Hı hı. Aslında hikayemiz böyle değil. Hı hı. Biz o atalarla bağ kurduktan sonra zaten hayat amacı benimkiyle aynı olduğu için bu bağı kurabiliyoruz. Ben kendi yolumda yürüyeceğim. Hı. Kendimi ifade ederek ifade etme örneğinde kendimi ifade ederek ilerlerken diğer ataların da hanelerine e ee, tamamlandı tikleri atarak ilerliyoruz. Hmm. Ben kendimi ne kadar gerçekleştirir ve hayat amacıma ne kadar yakınlaşırsam o kadar büyük geçmişime ve benden sonraki geleceğe de büyük bir esenlik bırakabiliyorum. Hmm. Fakat bu yolda yürürken onların deneyimleri de benim deneyimime eklendiği için sanki onların bedelini ödüyormuşuz gibi görünüyor. Evet. Oysa ki benim hayat amacı yüküm kadar onlardan bağ alabilirim. Hmm. Hmm. Kendime biçtiğim hayat amacının hikayesi ne ise, ben yaradana ne için söz verdiysem, hmm. o kadarını alabilirim atalarımdan. Benim kendi e, sözüm, kadersel sözüm ne ise, hmm. onu gerçekleştirmek için aslında atalardan destek alırım. He, olumluları kastediyorsunuz değil mi? Olumsuzu da destek. Olumsuzu da, Olumsuzu da destek. Ha, Neden? Doğru. Neyi hayata geçirmem gerekiyorsa hazırda yaşanmış hikayesi var. Evet. Aynısını tekrar yaşama. Hı -hı. Bu hikayeyi çöz hı -hı. sadece diyor sistem hı -hı. bize. Bu yüzden de atalardan aldığımız her hikaye aslında hı -hı. sırtımızda bir destek eli gibidir hı. hem aynı şeyi tekrar yaşamaya ihtiyacımız yok hı hı. hem yaşanmışı çözmek çok daha kolay hem de bu yolculukta kendi hayat amacımı gerçekleştiriyorum ve yaradana verdiğim sözü icra ediyorum hı. aslında hepsi ruhsal seçimimiz hangi atadan ne kadar bağ alacağız o bağların içinde pozitif negatif ne kadar miras var bunların hepsi de e, özgür irade yasasına hı hı. göre Ruhun seçimine bırakılır. Hı hı. Ruh seçer, yaradan onaylar ve hayata geliriz. Başkalarının bedellerini ödemeyiz. Ama yaptığımız ve deneyimlediğimiz her şey geçmişteki bedelleri de silme gücüne sahiptir. Hı. Ve bunlar silindikçe gelecek nesillere de böyle yükler bırakmayız artık. Heh, onu soracaktım. Yani ben çalıştım, çabaladım. Atalarımla olan bütün karmamı olumsuz kayıtları temizlersem benden sonraki nesil bir oh be diyerek mi gelir? Evet. <laughs> İyi bari. Hatta şöyle esprili hmm. bir lafı vardır hmm. evrensel sistemde. Kuruyan düşer. Aa güzel. Yani hmm. para konusu diyelim hmm. ki ata bağlarımla çalıştım ve ata bağlarımdaki para meselelerini çözdüm. iflaslar, göçler, hmm. haksızlıklar vesaire. Payıma düştüğü kadarını çözebiliyorum. Payıma düştüğü kadarını çözdüm. Konuyu hallettim. Benim nesillerim çözdüğüm kadarından muaf geliyorlar. Hmm. Kuruyan düşüyor ne kadarsa. Evet. Diyelim ki bereket için nasıl ben aksesuar için geldim size ve bereket kanallarım açıldı. Bir kişi geldi size dedi ki işte bereket kanallarım kapalı. Siz mi böyle bir çalışma yapalım diye yönlendiriyorsunuz mesela atalarla bağ kesme. Yoksa mesela hani şey kişi mi tercih ederek geliyor. Diyor ki işte ben atalarımla bağ kesmek istiyorum. Neden? Çünkü bereket kanallarım açılsın istiyorum. Yaşam Tasarım Merkezinde birbirinden farklı 70 tane seansımız var. Hı hı. Çok şükür bir kişiye hepsini uygulamıyoruz. Hı hı. Fakat bizim e, tezgahımızın zengin olması gerekiyor çünkü insan zengin, insan hı hı. çeşitli. Access Bars seanslardan birisi, bilinçaltı seansların içinde. 60'tan fazla birbirinden Hı -hı. farklı seanslar var. Ayrıca aile dizilimleri var. Şimdi hipno eklendi. İkna çalışmaları eklendi oh, oh, gibi. Güzel. Evet. Tezgahımız çok kalabalık. Hı -hı. Çok şükür. Fakat danışana hangisinin iyi geleceğini uygulayıcı olarak biz bildiğimiz için Hı -hı. biz seçmek zorundayız. Şimdi toplamda 70 tane seansın ne olduğunu anlatmaya kalksak günlerimizi tabii, alacak. Tabii. O zaman Ve da o... siz yönlendirmiştiniz beni diye evet. hatırlıyorum. Yani ben Sıkıntımı, derdimi anlatmıştım. Siz de demiştiniz ki sana bunu uygulayalım. Ama mesela bugün başka bir sıkıntıyla gelsem ya da yine aynı sıkıntıyla gelsem belki onun dahası var artık. Evet. Değil mi? Diyeceksiniz ki belki gel bir aile dizimi yapalım. Belki bir hipno kuantum yapalım diyeceksiniz. Ya da evet. bilinçaltı çalışmalarından Hı -hı. herhangi birini, birini yapalım, önerebileceğiz. Tabii. Bu yüzden Hı -hı. danışanların Hı -hı. seçimi bize bırakmalarını tercih ediyoruz. Hı -hı. Hangi yöntemin ne miktarda kime iyi geleceğini biz gözlemleyebildiğimiz için çok daha rahat hareket ediyoruz. Evet. Bir de aile hekimi. <laughs> yani değil mi? Evet, aile hekimi <laughs> mesela yurt dışında şöyle işliyormuş sistem ki çok mantıklı. Önce kişi aile hekimine gidiyor, <laughs> derdini anlatıyor. Aile hekimi diyor ki nörolojiye gitmen lazım ya da işte ortopediye gitmen lazım vesaire diyor. Ama aile hekimi karar veriyor buna. Hani şöyle değil. Ya başım ağrıyor ben bir nöroloğa gideyim. Direkt vardır ya bizde hani bu karar, nöroloğa gideyim. Halbuki belki KBB ile alakalı sıkıntın, boşuna gittin. Tam olarak bu sistem. Evet, evet. danışanlarımız vakit kaybetsin istemiyoruz. Evet. Hayat çok kıymetli. <laughs> her an çok kıymetli ve her anın dönüştürme <laughs> gücü de çok kıymetli. Evet. Bu yüzden de e, o seans için geldim denildiğinde... O seans kişi için uygun değilse biz mutlaka bunu söylüyoruz Tabii. ve değiştiriyoruz. Hı hı. Bu yüzden bize bırakmalarını tercih hı hı. ediyoruz. Hı hı. Ben ve ekibimdeki arkadaşların toplam deneyimi 40 bin danışanı geçti. Müthiş. E, bu kadar e, uzun süreli uzun soluklu bir tecrübede biz çok iyi anlayabiliyoruz. Kişi analitik mi, kişi duygusal mı, hı hı. kişi çok ruhsal mı? Daha e, erteleyen bir modeli mi var hı hı. kendinin de çok fark etmediği? Biz bunları çok Hı -hı. hızlı görüp ona göre yönlendiriyoruz. İstemeyiz ki biz danışan bizde çok uzun vakit geçirsin. Ne kadar kısa bir şekilde konu paketlenir, çözülür ve danışan giderse biz o kadar memnun oluyoruz. O yüzden de bize bırakmalarını Hı -hı. her zaman tercih ediyoruz. Kesinlikle. Kişi için akses varsa uygunsa ona göre Hı -hı. randevumuzu oluşturuyoruz ve Hı -hı. mutlaka söylüyoruz. Hı -hı. Ee, bu sebeple de önden. Uzmanlarımız dinliyor dertlerini hı hı. ki hangi danışmanımızla daha rahat ilerleyecekler, hı hı. hangi seanslar onlar için hı hı. daha uygun, uzman arkadaşlarımız zaten onları yönlendiriyorlar. Hı hı, süper. Peki bir de şey var ikna etme dediniz çok çok ilgi çekici gerçekten. İkna hayatın her alanında lazım yani herkes birbirini bir şekilde ikna etmeye çalışıyor. Tabii ki ikna deyince buradan hemen böyle aşk konusuna geliyor. Nasıl ikna <laughs> ederim sevdiğimi diye sevdiğim kişiyi nasıl e, ikna ederim, değil mi? Güzel bir soru. Geliyorlar mı böyle? Geliyorlar. Hı -hı. Nasıl gidiyorlar? <laughs> Şöyle ikna ile ilgili şimdilik e, seans yapmıyoruz, daha Hı -hı. çok eğitim seviyesindeyiz. Fakat bu ilişkiyi nasıl yönlendirebilirim ya da bu ilişki ya da partner ilişkisini nasıl kurabilirim? Bunların hepsi bilinçaltı seanslarının konusu. Hı hı. Bilinçaltı alanda bunun arka planını çözmeye bakıyoruz. Hı hı. İkna çalışmaları önce iknadan çok basitçe bahsedeyim. Hı hı. Bir markete girdiniz hangi ürünün satılması isteniyorsa... Ona göre bir raf dizaynı var, ona göre bir fiyat dizaynı, hatta renk, <laughs> koku dizaynı var. Evet. Bunların hepsi iknanın bir parçası. Henüz seçimleri atlattık. <laughs> Yaşadığımız tüm süreç iknanın başka bir parçası. <laughs> hangi müziği dinleyeceğiz, yeni moda ne, hangi çantayı, hangi ayakkabıyı alacağız? Evet. Ya da hangi renk allık kullanacağız? Evet, evet. Bunların hepsi iknanın bir parçası. Evet. Hatta kendi kendimizi ikna bu evet bir şey yapacağım üşeniyorum kendi kendimi ikna etmeye çalışıyorum kalk yap filan. <laughs> en bizim için önemli Hı. konulardan birisi bu. İkna eğitiminin en baz modeli Hı. kendini ikna etmek. Çünkü kişi kendini ikna edip harekete geçebildiğinde niyetlerine doğru yönelebildiğinde hı hı. ne yapması gerekip ne yapması gerekmediğini bilip ona uyumlandığında işler çok daha kolay Tabii. oluyor. Dışarıdakini iknadan önce hı hı. kendimizi ikna evet. bence modelin en önemli konusu. Evet. Bir de hani kendini bilen her şeyi bilir ya kendini hı hı. bilen Rabbini bilir. E, kendini ikna edebiliyorsan pozitif bir yolculuğa doğru herkesi ve her şeyi de ikna edebilirsin. Hı hı. İkna ile manipülasyonu birbirinden ayıralım. Evet. Yani manipüle Tabii. etmek demekten bahsetmiyoruz. Tabii. Böyle anlaşılabiliyor. Hı -hı. Çünkü ikna aslında o yolda ve yolculukta en doğru verimli yolda kalmanın Hı -hı. ve ilerlemenin motivasyonunu üretme konusu. Evet. evet. İkna bir yakıt. <laughs> Aynen. O yolculukta aracımızın kullanacağı bir yakıt hı hı. böyle bakabiliriz ikna yani. Evet. Peki ikna'nın karşısındaki engeller yani mesela birini bir şey ikna etmeye çalışıyoruz diyelim hı hı. ki işte karşımızdaki görmüyor yani burada bazı şeyler var mı ipuçları yani hayatın içinde bu eğitimi verirken mesela şöyle mesela beden dilini böyle kullanın işte seçtiğiniz kelimeler şöyle olsun gibi bir eğitim mi bu? Evet. Biraz öyle, hı. biraz da bugüne kadar sosyolojinin, psikolojinin ve sosyal psikologların hı hı. yaptığı deneylerin sonuçlarını evet. paylaşıyoruz. İkna'nın tabii ki önemli konularından birisi sen konuya ne kadar hakimsin. Hı hı. Karşı tarafı aktarmak istediğin ve onaylatmak istediğin konuda senin gücün nerede, inancın nerede? Her şeyin başı inancı. Tabii. Her şeyin başı inanç. Sattığın ürüne hı hı. ya da anlattığın bilgiye senin hı hı. inancın nerede? Herkesin bilinçaltı birbirini duyar. Hı hı. Ben bir şey anlatırken hı hı. karşımdaki kişinin bilinçaltı der ki, hı hı. ben Ebru'ya kendimi ne kadar açabilirim hı hı. ve o beni ne kadar anlayabilir? Hızlı bir hesap yapar, yüzde hesabı yapar, yüzde seksen, yüzde yetmiş, yüzde altmış. Ona göre. Bir reaksiyon alır. Dolayısıyla benim kendimle ilgili inancım ikna potansiyelinde çok önemli. Hı hı. Özgüven de diyebiliriz buna ama daha derin bir inançtan bahsediyorum. Hı hı. Kendime olan inancım, anlattığım, sattığım, verdiğim bilgiye ya da ürüne olan inancım da paralelinde. Hı hı hı. Ayrıca konuya ne kadar hakimim, o konunun ne kadar otoritesiyim. Hı hı o konu benimle hayatımın neresinde yer edinmiş. Bunların evet. hepsi önemli konular. Evet. Dolayısıyla otorite inanç kısmı iknanın çok önemli bir parçası. Şimdi tabii özel hayatta da herkes birbirini ikna derdinde. Hemen şunu sormak istiyorum. Yani üç taktik, beş taktik, işte istediğin erkeği cebe indirmek için beş taktik, sevgiliyi ikna etmek için 10 taktik falan gibi ee, böyle kolaylıklar mı diyeyim böyle popüler maddeler sunuluyor önümüze Şimdi böyle <laughs> taktiklerle yani işte şunu yapayım o beni bir mi ar aradı ben onu hiç aramayayım O beni üç mü aradı ben onu bir arayayım Hı -hı. falan gibi taktiklerle böyle ilişki yani ilerler mi Bu sadece tabii erkek kadın ilişkilerinde bile değil aslında Yani komşum bana bugüne kadar hiçbir şey yapmadı ben de ona yapmayayım bile olabilir yani. Hep böyle kafada bir hesap, kitap ondan sonra e, ne aldım ne vereyim hani gibi değil mi? Kaç aldım kaç vereyim gibi. Ya da mesela çok verenler var bir Hı -hı. de. Yani sırf vericiler var falan. Onların da derdini anlamak tabii zor. Ne için bu kadar veriyor? Hani ne, neden kendini korumaya çalışıyor falan diye artık bakıyoruz. Çünkü sizler sayesinde uyandık. <laughs> Bunların saf iyilik olmadığını farkındayız <laughs> neticede hepimiz. Halbuki ilişkiler İkili ikili ilişkilerde de sonuçta hani bir ömür geçireceğimiz insanla, ömür geçirmeyi düşündüğümüz insanla tüp çıplaklığımızla kalacağız. Doğru. Yani orada iki aldım, bir verdim falan olmayacak yani neticede. İşte baştan böyle başlarsa hani sadece onu elde edip ikna edebilmek için yaptığımız taktikler sonuçta bizi yolun başında ya da o yolun hemen şeyinde yarısında yolda bırakabilir. Öyle değil Evet. Mi? Sağlıklı bir ikna ise yolu sürdürmek için daha çok malzememiz var demektir. Ama manipülasyonla evet. ikna birbirine karıştığında biraz daha yarı yolda kalmaya müsait bir durum üretebiliyoruz. Sevdiğimiz, hayatı birlikte geçirdiğimiz insanları ikna etme sürecinde kendimizi ne kadar tanıdığımız, ne isteyip ne istemediğimizi ne kadar bildiğimiz çok hayati bir konu. Gerçekten o insanı istiyor muyuz? O insan da özgür iradesiyle gerçekten bizi istiyor mu? Ve bu doğru bir ilişki mi? Her hı hı. şeyden önce belki de bambaşka bir gözle bakacak bir insanın önüne bu konuları koyup dışarıdan gözler nasıl görüyor? Burayı da değerlendirmek hı hı. gerek. Çünkü içinde olduğumuz, özellikle kalbi bağ ile bağlandığımız kişilerde birçok gerçeği görmezden gelmeye çok meyilliyiz. Hı hı. Örneğin, Çalışmayan birisi var karşımızda ama çalışmasını istiyoruz ve bir evlilik hayatı kurmayı planlıyoruz o kişiyle. Evlenince çalışır nasılsa. <laughs> Artık böyle düşünen yok umarım. <laughs> e, hala var. <laughs> ya da e, çok kaba davranıyor ve insanlar içinde de e, kadın ya da erkek fark etmez. E, bana gereken saygıyı göstermiyor ama bu evli olmadığımız için... Evlendiğimizde işler değişecek deyip o kişiyi evliliğe ikna ederken aslında kendini hiç farkında değil ki saygı görmemeye de ikna ediyor. Karşımızdakini bir şeye ikna ederken kendimizi neye ikna tabii, ediyoruz? Aynen, İkili ilişkilerde özellikle inanılmaz önemli bir Hı -hı. konu. Aslında daha derin baktığımızda o gelsin ne olursa olsun protokolü çalışıyor. Ve manipülasyon burada devreye giriyor. O kişi geldikten sonra her şeyin düzeleceği varsayımı var. Ve maalesef hüsranla bitiyor hı hı, bu konular. Hı. Bu yüzden de kendini tanımak, karşıdaki kişiyi tanımak ve bu ilişki, bu iki kişi bir araya geldiğinde bir anlam, bir değer, bir katma değer üretiyor mu? Hı hı. Burayı gerçekten matematiksel ve gerçekçi bir tarafla değerlendirmek gerekiyor. Hı hı. E, kuantum olan her istediğimiz olabilir. istediğimiz niyet ettiğimiz her şeye ulaşabiliriz derken kastettiğimiz bu değil. Niyet ettiğin hayatla bu kişi eşleşiyor mu? Bir evet. ona bakalım. Tabii. Annenden ya da babandan kaçarak annen ya da baban gibi birisiyle evlenirken bunun bir kaçış olmadığını, sadece bir yer değiştirme olduğunu görme, sağ duyusuna ve gerçeklik bilgisine ihtiyacımız hı hı. var. Bu yüzden iyi değerlendirme, hı hı. hatta bunu çıplak gözle bakıp değerlendiremiyorsanız değerlendirecek bir insana gidip hı hı. bir danışmanlık alıp bu konuda neler yaşayacağını öngörebilme hı hı. gücünü de lütfen elimizde tutalım. Şimdi kime gitsem, sevdiğimi elde etmek istiyorum. Kime gitsem? Siz çok fazla karşılaşıyorsunuzdur evet. yani, değil mi? Gelip evet. de şakır şakır ağlayanlar. Sevdiğimi elde edemiyorum. Neden böyle? Ne, ne, neyi yanlış yapıyorum? Mesela. Evet. Ne diyorsunuz? <laughs> ee, önce durumu analiz Hı -hı. etmemiz gerekiyor. Bu ilişki nasıl başlamış? Hı -hı. Nasıl kurulmuş? Nasıl buralara gelmiş? Hı -hı. Ee, ve bu kişinin bilinçaltı kayıtları ne? Hı -hı. Burada mutlaka bilinçaltına dönmemiz gerekiyor. Bilinçaltı kayıtları ne? Neden sevgiyle eşleşemiyor? Hı -hı. Neden sevdiği kişilerle eşleşemiyor? Hı -hı. Bir ayrılık travması olabilir. Ayrılık anksiyetesi doğumdan ge gelen ayrılık anksiyetesini deneyimlemiş Hı. olabilir ee, anne ya da baba bir şeyler iyi gitmediğinde onu terk etmekle tehdit etmiş olabilir. Hı hı. Örneğin annenin ya da babanın tayini bir yere çıkmıştır, oraya gitmiştir, altı ay hiç görüşememişlerdir hı hı. ve o üç yaşındadır. Onun bilinçaltı buradan bambaşka bir hikaye hı hı. çıkarmış olabilir. Neden kişi sevdiğiyle eşleşemez? Evet. Onun bilinçaltında bunun kaynaklarını bulmamız gerekiyor. Ben çok ilginç bir şey söylediniz. Mesela dediniz ki doğum sırasında ayrılık travması, anksiyete, evet. Yani bir bebek hı hı annenin karnından ya da işte normal doğumsa ayrıldığında ayrılık travması olur mu başlıyor? Olur. Gerçekten mi? Burada Aha. yaşanabilir, herkes için değil. Hmm. Fakat bir ayrılık anksiyetesi ve ayrılık travması doğumla birlikte deneyimlenebilir. Özellikle kordon bağının kesilmesi sırasında Aha. anneyle yepyeni bir bağ kuracak fakat bunu biliyor mu? Hmm. Henüz bilmiyor hmm. ve kordon kesilir. Kordon kesilirken bu doğumda da yaşanabilir. Kordon kesilme hı hı. sırasında da deneyimlenebilir. Sevdiğim ve bağlı olduğum şeylerden ayrılmak zorundayım. Aa, peki misal veriyorum. Çok, çok bilmeden soruyorum. Hı hı. Mesela geç doğmuş bir çocuk anneden ayrılmak istemiyor mudur? Belki. Aa, belki. Erken olabilir. doğmuş bir an önce ayrılmak mı istiyordun? <laughs> Her zaman değil, bazı erken doğumlarda da hmm. tutunamadım ve ona daha fazla Aa. tutunmam lazım hmm. da gelişebiliyor. Hmm. Çok farklı reaksiyonlar görebiliyoruz ve duyabiliyoruz. Hmm. Çok belirgin bir hikayesi yok ayrılık anksiyetesinin. Ancak sonuçtan anlayabiliyoruz. Sonuç hmm. ne? Ee, i̇nsanlara bağımlılık, ayrılma, kaybetme korkusu. Hmm. Böyle tarif ederiz kimse alınmasın sadece bu bir ifade ipini kısa hissetmesi yani öbür mahalleye taşınamaz alıştığı her şeyin içinde kalmaya çalışır hiçbir şeyi değiştirmemeye çalışır evet. değişime karşı büyük bir özlem ve hasret duyar fakat şu düşünceni şöyle değiştirebilirsin deyince paralize olur ve evet. onu sürdüremez gibi evet. hikayelerin içinde ayrılık anksiyetesini ve Doğumla ya da kordon kesimiyle gelen ayrılık travmalarına bir dönmemiz gerekebilir. Aa, o zaman e, yani yine sonuçta mesela atıyorum anne rahmi çalışması falan mı yapıyorsunuz? Evet. Aa, Ve doğum. Doğumu doğum. yeniden hı. bilinçaltında revize etmemiz gerekiyor. Hı. Doğum anına gidiyoruz. Yarı trans hı hı. işlemiyle doğum anına gidip içindeki duyguları dönüştürüp çok daha farklı bir Doğum planlıyoruz. Planlamıyoruz, hı hı. yerleştiriyoruz aslında ama biz değil danışanın kendisi yapıyor. Sorarız bu doğum nasıl olsaydı bu duygu olmazdı? Kendisi şekillendiriyor. Hı hı. Eğer bu şekillendirmenin içinde bilinçaltının diline uymazsa biz müdahale ediyoruz. Hı hı. Tatlı tatlı birlikte seansı yönetiyoruz. Ya çok ilginç ne kadar yaralıysa hepimiz aslında. Evet. Gerçekten <laughs> yani doğumdan itibaren başlıyorsa hatta anne karnında başlıyorsa bu hikaye. Ve ee, biz bunu son yıllarda böyle hani biliyoruz artık. Yani ben küçüklüğümde e, bunlar konuşulan Hiç şeyler değildi. Evet. Çok yeni yeni oluşuyor bu farkındalıklar. Dolayısıyla e, bir yandan şanslıyız. E, bir yandan bilmek mi iyi bazen bilmemek mi? Hani Çok eskiler... işimiz oluyor o zaman <laughs> evet, değil mi? <laughs> evet eskiler ne yapıyordu diyorum ya. Hani eskiler nasıl yaşıyordu? Ata kayıtları falan konuşmuyorlardı onlar ama bir şekilde yolunu buluyordu hayat. Ya da bize devrettiler. Ya da bilmiyorum bilançoyu. <laughs> ee, ama e, çok enteresan. Yani mesela bir kişi ilişkilerde tutunamıyorsa, e, işte aradığı aşkı bulamıyorsa, e, evlenemiyorsa, o zaman anne karnına bir dönüp bakmak Tabii, lazım. Anne rahmi dönemi, hmm. doğum hmm. ve e, o süreçte ne olduysa. Hmm. Yine örnek veriyorum. Anne rahmi sürecinde Örneğin bebek kız ama erkek bebek bekleniyor. Evet. Bu birçok travmaya sebep olabiliyor. Onların isteklerini ve beklentilerini kız olarak karşılayamıyorum. Dolayısıyla evlilik bir kenara, hı hı. ben bir erkekmiş gibi yaşayayım, hayatımı da öyle sürdüreyim, onların da bütün sorumluluğunu üstleneyim, hı hı. hayat boyu onların bütün derdiyle de ben uğraşayım, hiç de evlenmeyeyim gibi bir bilinçaltı süreç ortaya hı hı. çıkarabiliyor. Bu sadece örneklerden hı hı. birisi. Ya da nasılsa terk edileceğim. Bir ayrılık anksiyetesi var. Hı hı. Bir doğum travması var. Nasılsa terk edileceğim deyip herhangi bir ilişkiye girmekten uzaklaşabiliyor. Peki neden bu doğum travmasını yaşıyor? Yani kişi e, yaptığı kontratlarda, gelmeden önce yaptığı kontratlarda bunu yaşamak durumunda olduğu için mi? Evet. Hayat hmm. amacına hizmet etmeli. Anladım. Aksi hmm. halde böyle bir deneyimi hmm. listesine almaz. Anladım. Her şey kontratlarda evet fakat dünyada da o kontratlara eklemeler ve çıkarmalar yapabiliyoruz. Ay çok enteresan gerçekten. Yani hmm. fabrika ayarlarını bulacağım diye. <laughs> <laughs> ömür bitti. <laughs> Ay gerçekten çok enteresan ya. Nereye bakacağız? Her yere baktık. Her yere... <laughs> hani vardır ya bir şey ararsın gözünün önünde durur aslında. Her yere bakarsın görmezsin ama aslında da gözünün önündedir bazen de. Ee, ya bütün bunları tabi arar tararken hep yani benim anladığım bu meseleden yine de insanın hep kendine dönüp ben ne istiyorum diye bir sorması. Kesinlikle. Aramak güzel ama hani e, bazen Aradığını sandığın şey değil aradığın aslında. Bazen de bulmayı düşündüklerimize çok fazla anlam hı. yüklüyoruz. Örneğin bir tane atakaydı bulacağım. Hop her şey evet. değişecek evet. diye veriyoruz. Ama hikaye hı hı. o olmayabiliyor. Atakaydı evet bir gölge hı hı. hayatına gölge düşürebilir ve oralarda bir şeylerin yeşermesini azaltabilir. Hı hı. O gölge kalktıktan sonra da belki böyle devam edecek senin inançlarına bağlı. Hı içindeyken o olayların, ilişkilerin, kişilerin konu para olabilir. İçindeyken hı hı. bir sürü kabul edilmiş yanlışımız var. Evet. Bunlara inançlar diyoruz hı hı. en basit ve evet. bilinçaltı kodlar diyoruz. Çok kabul edilmiş, senin normalin olmuş ve başka türlü düşünmeyi o ana kadar bilmediğin bir sürü hikaye var. Ne zaman onun dışına çıkıp bakıyoruz o zaman evet ben burada Böyle bir inançla hareket ettim diyoruz. Hı hı. Örnek veriyorum. Danışanlarımdan birisi 7 yıldır iş arıyorum diyor. Hı. Yaptığımız çalışmada ortaya çıkıyor ki aslında hiç çalışmak istememiş ve iş arama eylemi aslında hiç gerçek bir eylem olmamış. Hı. Bazı insanlar partner arıyorum der fakat bilinçaltında çok büyük korkular vardır. Kendisinin bile o sesi duymadığı ...geçmişten gelen büyük hikayeler hı hı. vardır ya da kendi gözlemlerinden kaynaklanan... ...ve aslında çok korkuyordur ve aslında hiç istemiyordur. Hı hı. Adı partner arıyorum. Bunun için seanslara gider, çalışmalar yapar, belki buluşma sitelerine müracaat eder... ...belki buna göre organizasyonlara dahil olur ve hep yalnız çıkar. Hı hı. Çünkü derinde, hı hı. kritik faktörün altında... Bilinçaltı alanda sakın diyen bir Hı -hı. yer vardır. Bunun sebepleri neler olabilir? Hı -hı. Evet, ata kayıtları. Ata kayıtlarında kadınların yaşadığı zorluklar, görücü usulü evlilikler Hı -hı. ve çok şanssız hissetmiş atalar olabilir. Hı -hı. Kadın ya da erkek tarafta hiç Hı -hı. fark etmez. Her ikisi de hayallerinin karşılığını <laughs> bulamamış olabilir. Çok sevmiş, elde edememiş Hı -hı. ve örneğin aynı köyün içinde Aşık olduğu insanın başkasıyla kurduğu hayatı izlemek zorunda kalmış olabilir. Hı -hı. Terk edilmiş insanlar olabilir. Evet. Savaşlar, göçler yüzünden Hı -hı. kırılan hayatlar olmuş olabilir. Hı -hı. Kadına çok öfke olabilir. Hı -hı. Erkeğe çok öfke olabilir. Hı -hı. Bunun gibi hikayeler kümülatif olarak toplanır toplanır nesillerde yerini evet. bulur. Eğer kendi hikayemizde orada bir yerde eşleşiyor isek ki mutlaka öyle atalarla bağ kurmak zorundayız. Onlar hayatımıza gölge olarak düşer negatif miraslar. Hı -hı. Ve gölge nereye düşüyorsa orada bir şey yaşarmaz. Evet, doğru. Yani ben şöyle anlıyorum. O zaman yani çocuk yetiştirirken aslında neredeyse hani ataları falan e, es geçerek Hı -hı. söylüyorum. Hani bizim müdahale edemeyeceğimiz alanlar var ama bir de müdahale edebileceğimiz şeyler var anladığım kadarıyla. Yani bir bireyi yetiştirirken aslında ne kadar böyle olumsuz e, durumlardan uzak Olumsuz örneklerden uzak yetiştirirsek bir bireyi, çocuğu, aslında belki de o kadar daha sağlıklı bir şey mi ortaya çıkar? Bundan çok koruyamayabiliriz. <laughs> Her yer bunlarla dolu. Evet, yani işte, diziler diziler bunlarla dolu filmler. Film, telefon, evet, televizyon evet. açmasak ne güzel olur. Hı -hı. Fakat bu çocuk bir gün bir yerde karşılaşacak. Ben acaba Dallas izleyerek büyüdüm. Yani mecbur televizyonu <laughs> çıktı ve bir tek bir yalan kanal vardı. rüzgarı ve Dallas. Yalan rüzgarı <laughs> Şimdi benim kayıtlarımda erkekler yalan söyler, erkekleri aldatır. aldatır. İşte o onun aşkıyla beraberdi, ...o onun bilmem nesiyle beraberdi falan. Yani normalize. Yani bir anda benim Ergenliğimde böyle normalize oldu bu hikayeler. ve Gerçekten de kodlarımda var bunlar yani hani böyle düşünüyorum. Hani evet. Yeni yeni daha hayır Yasemin bunlar senin zihninin vızıltıları. İstersen bu kayıtları değiştirebilirsin hani kafasına yeni yeni geçiyorum neticede. Burada anlatmaya ihtiyacımız var. Örneğin bir dizi izlendi ve böyle bir hikaye Hı -hı. var. Bu bir dizi. Bu hikaye gerçek olabilir hı hı. ama sen bunu yaşamak zorunda değilsin. Sen hı. bambaşka bir yol seçebilirsin. Gör, hı. öğren, anla, bunların da olabileceğini bil ve sen kendi seçimini belirle. Antiş. Hayatta ne seçebilirsin. Bu cümleyi söyleyelim çocuklarımıza. Söyleyelim. Çünkü bütün diziler bunlarla evet. dolu. Hatta çizgi filmlerde Ay, evet. bile var artık. Evet. Konu diziler, filmler evet. olunca Bizler Yeşilçam kültürüyle büyüdük. Evet. Efendim yaşımız 47. <laughs> 47. Yeşilçam yeni bir sektör. Evet. evet yeşil. <laughs> Yeşilçam. <laughs> kültürüyle büyüdük ve ne vardı o zaman? Fakir ve e, gururlu, hmm. onurlu aile olabilen her türlü zorla birlikte göz evet. gelen zengin ve zalim vardı hmm. Yeşilçam'da. Evet. Çok belirgindir evet. yani bu hmm. ayırımlar. ve biz yani paramız olmasın da mutlu olalımla büyüdük. Paramız olmasa evet. da olur. Biz aile tabii, tabii. olalımla büyüdük. Tabi. Büyük zorluklar gelsin ve biz onu gösteriz. Ne büyüdük? Evet, evet doğru. Ve yani zengin olmak çok da iyi bir şey değille büyüdük tabii, bir yandan. Adamı bozar. <laughs> adamı bozar. Evet. Ahlaksız yapar, Hı -hı. kötü yapar, Hı -hı. üstten bakış getirir, kibir getirir gibi Hı -hı. bir sürü gereksiz inançla büyüdük. Evet. Hala dizilerde ne var? Yalılarda oturan ve çok mutsuz ve çok büyük problemlerle uğraşan evet. insanlar. Aynı kültür evet. farklı versiyonda devam ediyor. Evet. Ama Gece Lütfen. konudaki Heh. şey aile kültürüne sahip çıkan değil mi böyle daha böyle küçük şeylerle mutlu olan? Ailedir. Ailedir. Evet. E, dolayısıyla her şeyden önce bilinçaltınızı bu yapıdan korumanızı evet. rica ediyorum. Yalıda da mutlu olunabilir. Yalıda da mutlu olunabilir. <laughs> Gece Gecekondu'da da mutlu olunabilir. Evet. Mutluluk size bağlıdır. Evet. Paradan bağımsız her yerde olunabilir. Ve de para büyük dertler getirir. Evet. Kültüründen çok hızlı çıkmamız lazım. Çünkü evet. paranın arkasında bilinçaltı kayıtlarda en çok, en çok gördüğümüz konulardan birisi bu. Paranın bedeli var. Hmm. Para seni yalıda oturtacak. Paranın bir bedeli var. Bunlar da yine atalarımızdan, deneyimlerden ve bu izlediklerimizden geliyor evet. aslında. Her şeyi de atalara yüklemeyelim. Tabii. Yani deneyimli kendi deneyimlerimiz de var bir tabii. sürü. Parası olanın başına bir sürü şey gelir Hı -hı. ve bu bir bedeldir. Tabii. İnancı inanılmaz yüksek. Çok fazla çalışıyoruz Tabii. bu konuda. Ekip arkadaşlarımdan Hı -hı. da uzmanlarımızdan çok geri dönüş oluyor. Hı -hı. Çünkü en çok hangi konular geliyor sık sık aramızda Hı -hı. konuşuyoruz. Hala bu konudaki artış yüksek. Hı -hı. Paranın bedeli var. Hayır, paranın bedeli yok. Zaten çalışarak paranın bedelini ödüyorsun. Hı -hı. Fikir üreterek... Bilgini, tecrübeni ortaya koyarak paranın hı hı. bedelini ödüyorsun. Evet. Ve de para için ayrıca bir bedel ödemeye ihtiyaç yok. Bu da böyle bir kulağımızda kalsın isteriz. Tabii tabii kesinlikle. Zaten onu da soracağım. Mesela diyelim ki bazı yayınlar yaptık. Diyelim ki işte para frekansı say sayıları var. Hı hı. Yani bunu bütün dünya kullanıyor falan. E, neticede işte ben 5 2 dediğimde işte paranın akışını arttırabiliyorum. Ama bir başkası mesela ay borç geldi diyor yani birkaç tane yorum gördüm öyle. Doğru. Ama yani hani bazen diyorum ki hani bu da aslında kendi inancınla belki alakalı. Çünkü oradaki sayı bir araç. Görülen Hı -hı. ve görülmeyen inançlarımızla Hı -hı. ilgili. Ruhun da bir takım getirileri var. Hı -hı. Zira yaradana bir söz veriyor. Hı -hı. Hayatta deneyimleyeceklerim listesiyle geliyor. Hı -hı. Ona göre bir aile atalar grubu seçiyor Hı -hı. ve zaten ruhun, bir deneyim listesi var. Hı hı. Bilinçaltının deneyim listesi buna ekleniyor. Hı hı. Bir de zihnimiz, gördüklerimizden, duyduklarımızdan aldıklarımızı da topluyoruz. Hı hı. Hepsi aslında koca bir program burada. Evet. Anne rahmi ve doğum inanılmaz önemli bir hı hı. konu buranın içinde. Çünkü o dönemde e, bilinçaltı her şeyi doğrudan alıyor. Bir süzgeç yok bilinçaltı. Ve dünya var. Hı hı. Arada herhangi e, bariyer, süzgeç ya da m, bilincin getirdiği farkındalıkları hı hı. alacak bir alan olmadığı için hı hı. bilinçaltıda duyduğu her şey olduğu gibi aldığında hı hı. bambaşka bir evren aslında hı hı. anne rahmi ve doğum evreni. O zaman e, hamile bir kadının yanındaki sözlere çok dikkat edilmeli. Edilmeli ama hamilelerimiz de endişelenmemeli hı. bir yandan. Çünkü zaten çocuk ancak ihtiyacı olanları, kendi hayat amacına hizmet edecek olanları hı. alacaktır. Çünkü bilinçaltı bu hı hı. kodları baz kodlar olarak hı. belirler. Ona yakın olanları etrafına hı. toplayacak. Endişeye gerek yok. Bebeğini istememiş annelerimiz olabilir. Bebek çok vakitsiz gelmiş olabilir. Çok beklenmiş hı hı. geç gelmiş ya da ilk gece bebeği olabilir. Hı hı. Yani çok erken gelmiş olabilir. Hiç önemli değil. Her ne olduysa kabul ihtiyacımız var. Ben şunu da anlamıyorum. Mesela birçok insan şunu biliyor. Yani diyor ki annem beni düşürmeye çalışmış diyor. Yani ben bile sarsılıyorum bunu duyduğumda. Şimdi bir ebeveyn bunu evladına niye söyler? Neden söyler? E, suçluluk duygusuyla söyler. Bir yandan söylenilmesi de seanslarda bizim çok işimize yarıyor. Yani e, bu tabii. bilginin gelmesi çözümü kolaylaştırıyor. Çözümü kolaylaştırıyor. Ama keşke bu sorun hiç doğmasa. Evet, duymasa. hiç doğmasa birçok kişi bu bilgiyi paylaşıyor. Aslında bu bir özür dileme bilgisi. Ben seni düşürmeye çalıştım, ben senden vazgeçmeye çalıştım. Ben seni aldırmak için defalarca doktora hmm. gittim ha. ve olmadı doğdun. İyi ki de doğmuşsun da biter. Hep bu aslında bir özür cümlesi. Paylaşılması, seans kolaylığı getirmekle birlikte hı hı. kişi için ağır bir yüktür. Çok. Böyle bir bilgi varsa mutlaka bir uzmana danışın. Yani bu hı. yükü taşımayın. Hı hı, tabii. Bu yük hiç taşınması yani. gereken bir yük değildir. Hı hı. Bir an önce özdeğersizlik yaratmış hı hı. olabilir, özgüvensizlik yaratmış olabilir, hı hı. boşluk yaratmış olabilir. Benim bu dünyada ne işim var gibi hı hı. bir sürü his. Tam tersi borçluluk ve suçlulukla beni istememiş ona rağmen beni doğurmuş borçluluğuyla evet. herkes aşırı derecede üstlenme de getirebilir. Evet. Birçok çıktısı olabilir. Evet. Böyle bir bilginiz varsa hemen bir uzmana danışın. Sizin için uzman kimse. Hemen evet. danışın ve çözün. Evet ve hatta hala evladına bunu söylemeyen varsa da söylemesin. Evet. <laughs> biz zahmet söylemesin, söylemesin yani. Artık olmuş bitmiş yani değil mi? <laughs> ve evet. çocuklarınızla böyle bir hikayeniz uh -huh. var ise ve bunu paylaşmadıysanız uh -huh. tam tersini verin. Ben seni çok istedim. Evet yani. Ben seni çok bekledim. Uh -huh. Ben seninle çok konuştum. Doğmanı dört gözle uh -huh. bekledim gibi o sevgiyi ve şefkati uh -huh. olabildiğince verirseniz bilinçaltı bu bilgiyi tamamlar. Değil mi? Hı -hı. Evet. Evet. Kesinlikle. Yani hala bu çağda bunların konuşuluyor olması da enteresan tabii. <laughs> i̇nşallah bizden sonraki nesil bizden sonrakiler konuşmasın. çok farklı şeyler konuşacak diye ümid ediyorum. Değil mi? Evet. Yani inşallah. ya onun da başka şeyleri olacak tabii. Yani bilerek doğuyorlar falan ya şimdi bazı tabii. şeyleri karnında. Ya yani tabii şu var. Mesela hamilenin yanında en azından Hı -hı. şu konuşmalar. Kız mı olacak erkek mi acaba? Ay inşallah erkek olur. Mesela kızsa içerideki Ay beni erkek bekliyorlar deyip başka bir role soyunabilir mi? Olabilir. <laughs> fakat bu bir cümleyle olmaz. Hmm. Bunun tekrar eden bir dizayna ha. ihtiyacı var. Yani bir kere anne bunu duydu ya da bebek bunu duyduğu vakit ha. hemen eyvah demiyor. Hı -hı. Bir süre tekrara ihtiyacı var. Hı -hı. O inancın bebekte de oluşmasına ihtiyacımız Hı -hı. var ki bu çıktılar oluşabilsin. Hı -hı. E, bu sırada. Tabii ki kabur çok önemli. Her nasılsa öylece benim çocuğum, her tamam. nasılsa öylece benim bebeğim, Hı -hı. her nasılsa öylece bizim neslimiz. Anneanne, babaanne, dede, Hı -hı. halalar, teyzeler gibi Hı -hı. her nasılsa öylece bizim devamımız, evet. bizim neslimiz deyip bir o kucaklanmaya her bebeğin ihtiyacı var. Kesinlikle. Her bebeğin. Bu yüzden de niyetlerimiz olabilir kız olsun erkek olsun bunu dile getirmiş de olabiliriz. Bunlar için çok büyük korkulara ihtiyacımız yok fakat illa erkek olacak kız olursa yüzüne bile bakmam örnek hı hı, veriyorum. Hı. Bunun gibi cümleler 9 ay boyunca devam ediyorsa tabii ki bunun bir sonucu hı hı. olabilir. Yani kendi hayatınızı dönüştürebildiğiniz için aslında bir kez daha böyle hani çok can kulağıyla dinliyorum ve e, bu bütün bu anlatılanlar Ebru Hanım'ın yaşayıp deneyimlediği bizzat e, ve hatta dahasının da peşine düştüğü alanlar o yüzden e, neye ihtiyacınız varsa yani aşkta mı tıkanıklık yaşıyorsunuz işte kendinizle bağınız mı kopuk ondan sonra ne bileyim hayatın yükü omuzlarımda mutsuz hissediyorum bile demek yani İlla hani bir şey meselesi olması gerekmiyor hani aşk Tabii. meselesi işte ne bileyim bereketim yok değil mutsuz hissediyorsun belki kendini daha iyi hale nasıl dönüştürebilirim hayatımı? Ben nelerden keyif alırım? Çünkü bizim de en önemli sorumuz Değil bu. Mi? Zira kendi hayatımızın değişimi de böyle başladı. Oğlum erken doğdu ve artık tıbbın cevap veremediği bir yerde Hı -hı. biz bunu nasıl dönüştürebiliriz evet. diye baktık ve Yaradan'ın desteği hı hı. oldu. Gerçekten ilk gittiğimiz yerde çözüm bulduk hı hı. ve oğlum bir gecede iyileşti. Bizim için muazzam bir hikaye oldu ve yelkenimizin rüzgarı değişti, yönü evet, değişti. Evet. E, tüm bu süreçte çok çalıştım. Beni bilenler bilir. Hı hı. Hala günde 20 saat çalışıyorum. Fakat bu adanmışlıkla, oğlumun hı hı. iyileşmesinin verdiği güzelliğin bir adanmışlığı ile hala günde 20 saat çalışıyorum. Bu süreçte ben çok çalışırken oğlum çok destek oldu. Yani inanılmaz bir destekçiydi. Biz ikimiz yaşıyorduk. Hı hı. E, ailemin pek desteği olmadı o süreçte. Hı hı. Ayrı şehirlerde yaşıyorduk zaten. Hala da öyle. Pek bir destek alamadım. Fakat oğlumla bu konuda e, çok güzel bir işbirliğimiz oldu e, ve Şimdiki eşim hayatıma dahil olduğundan bu yana da muazzam destekliyor. Ona da buradan oğluma ve eşime ayrıca teşekkür Çok ediyorum. Güzel. Bu kadar çalışırken içine anneliği sığdırmak çok kolay olmuyor hı hı. E, onların da bazı fedakarlıklar yapması gerekiyor ve ikisi de çok gönüllü yaptı hı hı. bu fedakarlığı e, bu anlamda evlilikte e, tüm bu sürecin içine sığdırılabildiyse hı hı. aslında herkesin de hem hoşgörüsü hı hem hı. desteğiyle birlikte oldu hı hı. E, onlar da benden çok fazla şey beklememeyi öğrendiler bu <laughs> ama yine de her hı. boşluk onların yani hı hı. hem oğlumun hem eşimin zira hı hı. E, hay var biliyorsun. Ay, evet, evet Zira için de onların. Çok güzel çalışmalar yapıyorsunuz. Evet. Duydum onu da. E, beş kitabınız var. Şahane kitaplar. Benim kitaplığımın e, en şeyinde yani en ön tarafında. Ve şimdi bütün bu beş kitabınızı aslında bazı dernekler için yani haycan dernekleri de dahil, dahil olmak, olmak üzere. üzere şey yapıyorsunuz değil mi? Satış noktalarını mesela onlara gelir de onlara kalacak ve katkı sağlayacak biçimde bağışlıyoruz. Bağışlıyorsunuz yani açmışsınız. Bunu da isterseniz duyuralım. Tabii ki. Kısacık kitapları Tabii. anlatalım. Bedenin Şifa Kapıları organlarınızın konuştuğu, kendisini anlattığı evet. çok özel bir kitap benim için. İlk kitabım olmasıyla da oldukça önemli. Arkasında da kendini bilime adayan insanla bir şöyle kadraja <laughs> sığdırdım mı? Evet. Önlü arkalığı şöyle de gösterelim. Bir beden haritamız var. Burada meridyen noktaları üzerindeki problemleri görüp çözebiliyorsunuz. Birçok insan içindeki meditasyonları peşi peşine kendi sesiyle <laughs> okuyup mesela uyurken dinliyor <laughs> ve bütün organlarını şifalandırabiliyor. Yani hangi organ neden ...hastalanıyor. Evet, bilinçaltı evet. kaynakları, Hı -hı. duygusal ve düşünsel evet. kaynakları neler Hı -hı. ve nasıl çözebiliriz? Kesinlikle. Ee, tıp tedavinizi devam ettirin. Hı -hı. Orayla hiçbir Hı -hı. E, ilgimiz yok. Zira söz sahibi Hı -hı. değiliz. Fakat kendinizi düşünce gücüyle, duygularınızı değiştirerek... ...ve bilinçaltı kodlarınızı Hı -hı. değiştirerek nasıl iyileştirebilirsiniz? Hı -hı. Biz bu tarafın peşindeyiz. Böyle bir destek veriyoruz. Çocuğumla beraber iyileşiyorum... Hem kendi çocukluğumuz hı hı. hem de çocuklarımızın hı hı. davranış bozuklukları, e, travmaları ve nasıl çözülür. Hı hı. Yine hepsi meditasyonlarla işlenmiş konular. Hı hı. Her bir kitabımda ofiste deneyimlenmiş gerçek hikayeler hı hı. var. Hepsinden izin aldık da yayınlıyoruz tabii. Hı hı. Ve bu gerçek hikayelerde e, çok fazla kendinize dair konu bulabilirsiniz. Hı hı. Hepsi orijinal hikaye. Hı hı. Bunlar da e, rehberlik eder hı hı. diye düşünüyorum. Yaşamın gizli sözleşmesi bir ruh olmaktan bir ruh iken yaptığımız seçimlerden, hı. yaradana verdiğimiz sözlerden dünyaya gelme ve burada o yolculuğu devam ettirme hı hı. hikayesinde Tekamülün zeminini anlatan hmm. kitap. E, anne ile aramızdaki ilişki hayatımıza ne yapar? Babayla aramızdaki ilişki ya da ilişkisizlik anne de olabilir. Hayatımıza ne yapar? Atalarımızı nasıl seçeriz? Hı -hı. Nasıl yenileriz? Gibi Hı -hı. tüm bilgileri anlattığım Hı -hı. E, kitabım. Aslında aile diziliminin en özet tablosunu da görebileceğiniz Hı -hı. kitabım. Hayatı Yeniden Başlat, Anne Rahmi ve Doğum Hikayeleri... Tüm güvenli bağlanma boşluklarını yine içindeki meditasyonlarla çözüp dönüştürebileceğiniz kitabım. Ee, ailemi seviyorum, benim ailem. Hı hı. Setimiz var, hemen şöyle çok yapışmışlar hı hı. birbirlerine. Hı hı. Evet, annemi seviyorum. Babamı seviyorum, kendimi seviyorum. Hı hı. Bu setin devamı da yazıldı ama henüz onu baskıya alacak vaktimiz olmadı hı hı. ilk fırsatta. Ee, burada da böyle Cinali Evet çizimleriyle e, annemizi ve babamızı her haliyle kabul etmek ve onların da bizi her halimizle kabul hı hı. ettiğini bilme hikayesi üretiyoruz. Ayrıca bu sette Örneğin baba çocuğuna ya da anne çocuğuna, annem babamı seviyorum hiç fark etmez hepimizin annesi babası var. Ee, bu setlerden her birini anne ya da baba çocuğa okuduğunda hmm. o zaman hem kendi annesine ve babasına hem çocuğuna yani babalık ve annelik bağını okuyor hmm. bilinçaltı seviyede. Dolayısıyla bu kitaplar aslında üç nesil en az hmm. üç nesil çalışıyor. Hmm, işte. Yani. Anneanne, babaanne, dede, hı hı. ebeveyn ve çocuk arasındaki hı. o annelik ve babalık akışını düzenliyor. Hı hı. Yaşlılara da Alzheimer'ı olan, Parkinson'u olan, hı hı. yatalak olan yaşlılara da okunduğunda çok da güzel çözümlerle karşılaşabiliyoruz. Hı hı. Onları iyileştirir değil hı hı. ama duygularına çok iyi geldiğini hı hı. genellikle gözlemliyoruz. Hı hı. Dediniz ki yaşamın gizli sözleşmesi kitabınız için mesela hani şey... Anne ile bağ varsa veya yoksa kişinin hayatı nasıl etkiliyor? Baba ile bağı kuvvetliyse ya da yoksa hayatı nasıl etkiliyor? Hemen bu soruyu sormam lazım tabii ki. Hemen cevap vermem lazım. <laughs> Şimdi bir insanın annesiyle ilişkisi iyi değilse ya da çok iyiyse bu kişinin hayatı nasıl etkiliyor? Anne ile aramızdaki ilişki yani annelik Hı. hayatımızda 16 konuyu doğrudan etkileme prensibine bağlı Keza babayla aramızdaki babalık da hayatımızda 16 ayrı konuyu hı hı. yönetir. Örnek, anneyle aramızdaki annelik bağı, parayla ilişkimiz, hak kavramıyla ilişkimiz, yaşamla ilişkimiz gibi 16 konuyu şekillendirir. Sevgi, şefkat, merhamet, şifa, hı hı. şifa kanalları ve akışı hı hı. gibi 16 konuyu. Babayla aramızdaki babalık ilişkisi de iş ve meslek hayatımız bağımlılıklar, gelecekle ilgili verilerimiz, Hı -hı. güven, güç, kudret, Hı -hı. otorite gibi konularla aramızdaki Hı -hı. ilişkileri yönetir. Ben yanlış biliyormuşum. Mesela ben para ile ilgili bir sıkıntımız varsa babayla ilişkimize bakmak lazım sanıyordum. Anneyle olan ilişkiye Anneyle bakmak lazım. Anneyle ilişki Hı -hı. daha fazla para Hı -hı. soyuttur. Hı -hı. ve akışkan bir kaynaktır. Sevgi, şefkat, merhamet tarafıyla daha bağlı çalışır. Hı -hı. Ve yaşam içinde bir döngüdür ya para, evet. o yüzden de anne tarafıyla daha yakın çalışır. Hmm. Baba ile aradaki bağı iş ve meslek hayatı üzerindendir. Hmm, anladım. Örneğin ben sadece maaşlı bir işte çalışıp para kazanabilirim diyorsak o zaman para hem anne hem babadır. Çünkü parayı sadece işe ve mesleğe hmm. yüklemişizdir o zaman yine babayla aradaki ilişkiye de bakmak gerekir. Aa, anladım. Evet, evet. Peki mesela işte bereket kanalları bir türlü açılamıyorsa, yani burada anne ile aramızda bir mesele var mı demektir? Olabilir demektir. Bunu şöyle bir örneğe benzetiyorum. Bazı takipçilerimiz bilir. Hani bir beyaz kablo vardır, evet. açarsın içinden rengarenk bir sürü kablo Tabii. çıkar. Hı. Bunun gibidir annelik ve babalık bağı. Her birinin içinde 16 farklı hı. renkte kablomuz var evet. ve farklı alanlara doğru yayılan hı. bir akışı var. Bazen e, kombinasyon hesabı var aslında hı hı. burada. Örneğin annesiyle arası hiç iyi olmayan, para kazanabilen fakat hak tarafında hep problem yaşayan insanlarla hmm. da karşılaşabiliyoruz. Her şey eşit oranda kötü gidecek anlamında değildir. Hmm. Hangi alana gölge düşürdü? Biraz böyle düşünmek hmm. lazım. Hangi alana gölge düşürdü? Orada problem evet. vardır. Ama yine de e, e, eğer ki zenginlik istiyorsak yani %100 zenginlik istiyorsak anne ile arayı iyi tutalım. Evet. Fakat <laughs> bunu hemen açmam lazım. Hemen. Evet. Çünkü e, anne çocuğu sevmiyor olabilir. Hiç <laughs> görüşmek istemiyor evet. olabilir. Hayatta olmamış hmm. olabilir. Evet doğru. E, bir sürü ihtimalimiz hmm. var evet. burada. Önemli olan annemizin nasıl olduğu değil. Kendi içimizdeki anne. Hmm. Kendi içimdeki anneyi e, af çalışmalarına dahil edebilirim. Anne ve baba affedilmez denilen bir sürü e, ekol var. Evet yani onu anlayabilirim. Evet. Neden böyle yaptığını Hı -hı. kendi içimde bir yere oturtabilirim. Kabul etmek. Kabul edebilirim, Hı -hı. aklamak değil Hı -hı. derdimiz. Ha, onu da soracağım zaten. Mesela affetmek diyorlar mı? Onu da birazdan sorayım o tamam. zaman. Evet, bu affetmek hani böyle bu, olabiliyor mu diye anlamaya çalışmak. Anlamaya çalışmak evet. ve her nasılsa Hı -hı. öylece kabul etmek. Hı -hı. İçimizdeki anneyi kabul etmek. Hı -hı. Her nasılsa öylece kabul etmek. Fakat. Ee, hayatımızdaki anneden bize bir geri dönüş beklemeden kabul etmek önemli. Tabii. Yoksa dediğiniz gibi yani anne konuşmak istemiyor olabilir. Anne hayatta olmayabilir. Nasıl olacak? Evet Terk etmiş Hı -hı. gitmiş evet. olabilir. Biyolojik annesini Hı -hı. hiç tanımayan insanlar Hı -hı. var. Bu yüzden böyle sadece anneyle arayı iyi tut çok Hı -hı. bizim için Hı -hı. eksik kalıyor. Ama içimizdeki anne onu kabul edelim. Onu eğer kişinin İç evreni affetmem lazım diyorsa hı. affetmeye yönelelim ve ona kendi alanını bırakalım. Annem her nasılsa hı. kabul ediyorum, kaderimi ondan ayırıyorum. Doğal. Buna çok ihtiyacımız var. Hı hı. Babam her nasılsa kabul ediyorum ve kaderimi ondan ayırıyorum. Hı hı. Ve şimdi yeni bir kader belirleyin. Kaderimi ondan ayırıyorum. Evet, ama nasıl olsun? Hı hı. Benim kaderim bolluk bereket dolu. Hakkaniyetli insanlar hı hı. ve olayların içinde olacağım. Hı hı. Neşeli, akışkan, güzel sürprizlerle dolu, hayatın beni desteklediği, sevgi ve güven dolu dilediğiniz her şeyi yazabilirsiniz. Ben nokta 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 kaderimde ilerliyorum. Hı hı. Bu kaderi ayırdığımızda işler çok daha iyi gidiyor. Hı. Kader bağını komple kesemeyiz. Ne anneyle ne babayla. Genetik bağımız olan insanlarla kaderi kesmek hı hı. gibi bir lüksümüz yok. Fakat negatif kader bağımızı ayırabiliriz. Hı. Evet, güzel. Annemle aramdaki negatif kader bağını ayırıyorum demektir. Böyle de söylenebilir. Hı hı. Babamla aramdaki negatif kader bağını ayırıyorum hı hı. ve ben kendi kader yolumdayım. Şimdi belirle senin kaderin nasıl olsun. Sonra bundan bir ses kaydı yap hı. ve her gün dinle. Aa. Bunu hücrenin hı hı. içselleştirmesini sağla. Güzel. Her gün dinle. Çok güzel. Hatta bunu isminle birlikte yapabilirsin. Hı. Ee, i̇smin herhangi birisinden alınmış, sana verilmiş, yükle gelmiş bir isim olabilir. Hı hı. Bir atadan gelmiş. Evet. Bir sanatçıdan, futbolcudan, hı hı. devlet büyüğünden evet. gelmiş ama yükler barındıran bir hı hı. isim olabilir. Şöyle de yapabilirsin. Annemle negatif kaderimi ayırıyorum. Babamla negatif kaderimi ayırıyorum. İsmini aldığım kişiyle aramdaki negatif kaderi ayırıyorum. Evet. İsmimi her duyduğumda, ismim herhangi bir yere hı hı. yazıldığında ya da söylendiğinde nokta 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 kaderimdeyim ve ilerliyorum. Hmm, İçini sonra. dilediğiniz gibi doldurabilirsiniz. Evet. Böylece ismin getirdiği yüklerden hmm. de arınmış olursunuz. Şimdi hemen hmm. işte bir konu anne babadan filan açılınca şeyi de sormak istedim size. Mesela affetmek diye bir e, olgu girdi hayatımıza. Affet. işte atalarını affet, anneni affet, babanı affet gibi gibi. Kendini affet. Hatta Şimdi bu affetmek yani böyle işte oturdum bir meditasyon yapayım dedim doğada işte kendimi affediyorum falan dedim işte elimde kalbime koydum falan. Bu, yani bu gerçekten böyle dönüşen bir şey mi ya da mesela affetmek hani insanın elinde olan bir şey midir derler ya mesela affetmek Allah'a mahsus. Ben affetsem Tanrı affetmez Allah affetmez derler filan. Nice şarkıları var. <laughs> evet yani aynen evet güzel de şarkıları var. Ee, yani bu affetmek değil de yani kendim e, kabul etmek aslında diye e, çalıştırdım bu sistemi içinde çünkü hani affettim deyince ne oluyor ki mantığına gitti kaydı aklım inanmadı dedim ki kabul et yani o da öyle bir insan hani kafasına git ondan sonra olduğu gibi kabul et dedim doğru mu düşünüyorum yoksa böyle hani affetmek gerçekten e, yapılması gereken ve çok önemli bir hadise midir? Affetmek çok önemlidir ve hmm. mutlaka yapılması gerekir. Fakat matematiği var. Ha. Her şeyin olduğu gibi hmm. affetmenin de bir matematiği var. Her şeyden önce çok güzel bir hikayesi var. Çok kısacık Hı -hı. bunu anlatayım. Eskiden sadece maillerle böyle toplu bilgilerin dolaştığı zamanlarda, Hı -hı. daha WhatsApp'ın ve sosyal medyanın evet. olmadığı zamanlarda bir mail gelmişti. Hı -hı. Bir ilkokul öğretmeni hı hı. diyor ki çocuklarına her gün ya herkes yarın bir poşet patates getirsin. Hı. Çocuklar patatesi getiriyor. Masaya koyun. Kimi affetmiyorsun? Anne affetmiyorum çünkü bana çok kızdı. Poşetine bir anne patatesi koy. Kimi affetmedin? Kardeşimi dün defterimi yırttı. Tamam onu koy. Hı hı. Affetmediği herkes poşette hı hı. patates. Diyor ki bu senin hayat boyu yükün. Hı. Tuvalete de gitsen bununla gideceksin yemek yerken bu hep elinde olacak hiç bıraktığınızı Hı -hı. görmeyeceğim diyor. Tabii ki çocuklar bir teneffüs sonrasında Hı -hı. isyan edip bırakıyorlar. Hı -hı. Şimdi affetmediğimiz şeyle patates sembolüyle Hı -hı. gidersek bu patatesler cebimizde. Çürüyor, akıyor, Hı -hı. kokuyor ve hep aslında bize zarar veren bir dizayn oluşturuyor. Affetmenin temel prensibi şudur. Affetmekte konu kişiler, hı. affa konu olaydan bir şey öğrenmek ister. Bunu bir pastaya benzetirsek. Affa konu olay pasta ise, affa konu kişilerden en az birisinin bir dilim hakkı var. Hı hı. Bu konudan öğrenmesi hı hı. gereken bir şey var. Affetmeyen tamamını alır. Hı. Affedilmeyen de der ki benim o pastada payım var onu almam lazım. Burada öğrenmem gereken bir hı hı. şey var. Bana hakkımı ver demenin yeni yolu affa konu olayı bir daha yapmaktır. Bir daha yapmaktır, bir Aa. daha yapmaktır. Tuttuk hepsini affetmeyerek kaldık Yedi katlı düğün pastası evet. arkasında ben görünmüyorum. Aa. Sonra affa konu karşı Hı -hı. kişi der ki, ''Aa Ebru beni affetmedi, o pastadan payımı alamadım, artık Ebru'yla de işim kalmadı.'' Ona yapacağımı, öbürüne yapayım der. Hı. Hak almaya çalışıyor, öğreti almaya çalışıyor hı hı. aslında. Çok haksız bir eylemle de yapıyor olabilir hı hı. bu arada. Hak kavramını hı hı. E, daha farklı düşünelim. Yani hı hı. o pastadaki payını öğretisini alması gerekiyor. Hı hı. Affetmediğimiz her kişiyi aynı eylemi tekrar yapmaya iteriz. Ve Hı -hı. affetmediğimiz herkesin bütün yükünü de taşırız. Affetmeyen insanlarda kas ağrıları, boyun ve bel ağrıları, omurga ağrıları, çok yorgunluk gibi bir sürü semptomla karşılaşıyoruz. Hı -hı. Neden? Sana ait olmayan yükü taşıyorsun. Evet. Affetmek yük paylaşımıdır. Seni affediyorum demek senin yükünü taşımayı bıraktım dostum. Bu senin Hı -hı. yükün. Evet, güzel. Al artık sen taşı demek. Harika. Evet. Ve bu anlamda çok da yapmamız gereken bir hmm. konu. Fakat affı şöyle düşünmemiz lazım. Asıl matematik burada devreye giriyor. Seni affediyorum, senden de af diliyorum. Seni affediyorum, senden de af diliyorum. Bunu dairesel bir paylaşıma hmm. aktarmamız gerekiyor. Yani af dilediğimiz herkesten e, affetmeyi de ekleyerek bir tamamlama yaratmamız... Hmm affettiğimiz herkesten de af dilemeyi gerçekleştirmemiz lazım. Yani bu kişi kişiye söylememiz gerekmiyor. Bunu kendi kendimize söylüyoruz. Af tamamen evet. kişinin hmm. kendisi kendi kendine yapacağı ve kalben yapacağı hmm. bir konudur. Anladın. Tamamen biz de çok yanlış anlaşılan bizim toplumumuzda daha doğrusu Orta Doğu'ya yaygın olduğunu düşünüyorum. Çok büyük bir defo var. Böyle sırtına pıt pıt vururuz evet. ve hadi, hadi seni affettim evet. deriz. Dünyanın en büyük küstahlıklarından birisidir hı hı. bana göre. Çünkü bu bir affetme değil bu ben senden üstünüm demenin yani, başka bir yoludur. Hı. Bu bir affetme değildir. Affettim dediğin şey tekrar yaşamakla ilgili yeni bir hikaye yaratmaktır. Hı hı. Konu her neyse. Affetmek katten kalbe yapılır. Karşınızdaki kişiyle konuşmanız gerekmez. Hayat boyu küs kalabilirsiniz. Bir daha hiç karşılaşmak zorunda değilsiniz. Hı hı. Karşılaştığınızda konuşmak zorunda hı hı. değilsiniz. Çünkü af kalbin işidir. Dilin işi değildir. Güzel. Bu yüzden de e, bunu hayatınıza yerleştirmeli ve affettiğiniz kişiye koşa koşa sarılmalısınız. Gidip onunla konuşmalısınız gibi bir yükümlülük yoktur. Hı hı. Bir kişiyi affetmenin yolu, her zaman bununla ilgili meditasyonları da kendi sayfamıza ekleyelim. Hı hı. İzleyiciler sayfamızdan meditasyonlarımızı hı hı. da takip etsinler. O çalışmaları dinleyerek hı hı. afları çok daha kolay yapabilirler. Hı hı. Çünkü nasıl yapacağımı bilmiyorum diye ne güzel bir rehberlik var o çalışmaların hı hı. içinde. E, affediyorum, af diliyorum. Her zaman için hı hı. bu dairesel döngüyü korumamız gerekiyor. Ben neden af dileyeceğim? Hı. Bana onları yaptı, bunları Tabii. yaptı diyecekler. O affet, şey o afdilesin ben. O afdilesin. Fakat ne yaptık da bu durumun içinde kaldık? Hı hı. Ne yaptık da onun payını vermedik bugüne hı hı. kadar, onu da aynı eylemlere mecbur bıraktık. Hı hı. Bilmiyoruz arka hı hı. planını. Bu yüzden de büyük düşünelim. Evrensel ilahi bir bakış açısına sahip olalım ve hı hı. her ne sebeple bunun içinde rol aldıysam af diliyorum diyebilme gücüne sahip olalım. Bu çok büyük bir güç. Evet müthiş. Valla ne kadar çok şey öğrendik arkadaşlar yani. E, koca bir eğitim oldu bu yayın. <laughs> bu arada e, geçen yayın da söyledik ama e, soran çok oluyor. Tekrarlamak istiyorum. Sizin bütün bu aslında e, öğretileri, meditasyonları, eğitimleri, ondan sonra e, danışmanlık hizmetlerini verdiğiniz, paylaştığınız bir çok şahane bir epiniz var. E, ve bütün dünyaya açıldı çünkü ben gördüm sayfamızın altında şey demişler işte ben Almanya'dayım Amerika'dayım nasıl olacak falan. E, müjde arkadaşlar <laughs> dünyanın bütün e, ülkelerinde değil mi? 59 ülke. ülkeye Hı. açılıyoruz. Müthiş. Evet çünkü Hı. bir SMS ile tamamlanması gerekiyor üyeliğin. Hı. O SMS'e cevap verebilecek Hı. 59 ülke ile açıldık. Hemen hemen dünyanın her yerinde evet. varız artık. Ücretsiz. Ücretsiz. Evet. Yaşam Tasarım Merkezi uygulaması, mobil Hı -hı. uygulaması Google Play ve App Store'dan Hı -hı. bazı terimlerde Hı -hı. yükleyerek bazılarını da indirerek evet. Google Play ve App Store'dan evet. Yaşam Tasarım Merkezi'ni telefonlarınıza yükleyerek Hı -hı. üye olarak Hı -hı. hem birçok avantajdan faydalanabilirsiniz Hı -hı. hem de dünyanın neresindeyseniz şimdilik Türkçe Hı -hı. E, bir şekilde danışmanlık alabilirsiniz. Hı -hı. Ben biraz fazla doluyum. <laughs> Danışanlarımızın affına sığınıyoruz. Bir süre seans yapamıyoruz <laughs> çünkü bugünün randevusunu da 8 ay, 9 ay <laughs> önce verdik. Maalesef sistem biraz <laughs> böyle ilerliyor. Ee, konularında uzman, uzun süredir benimle birlikte <laughs> çalışmış, harika bir ekibimiz var. <laughs> Hepsine kendilerini güvenle emanet edebilirler. Ha, ben, ha o diyebileceğiniz bir ekibiniz var. Evet. Kesinlikle <laughs> öyle. Benimle de çalışsalar <laughs> aynı bilinçaltı okumayı <laughs> yapacağız. Onlarla Hı -hı. da çalışsalar aynı bilinçaltı okumayı yapacağız. Hı -hı. Zira biz enerjiyi ve bilinçaltını Hı -hı. okuyoruz. Ekibime son derece güvenerek Hı -hı. hareket edebilirler. Danışanlarımızla online bir platformda buluşuyoruz, uygulamamız Hı -hı. üzerinden Yaşam Tasarım Merkezi'nde. Fakat illa fiziksel gelmek evet. istiyorum diyenler var. Fizikselle online arasında inanın hiçbir fark Hı -hı. yok. Çünkü sadece enerjiyi okuyoruz Tabii. biz. Ha ekranın diğer tarafındasınız, Hı -hı. ha aynı odadayız. Hiçbir şey değişmeyecek hayatınızda. Ve büyük kolaylık. Çok büyük kolaylık. Evet. Trafik yok. Evet. E, maliyet yok Anladım, aslında. Anında evet. Anında oradasınız. E, ekibim de oldukça Hı -hı. E, konusunda yetkin. Her birinin birbirinden farklı konuları hı hı. var. Biz biraz daha şimdilik sen bu konuda kal diyoruz. Çünkü yetkinlikleri çok fazla hı hı. ekibimizin. ihtiyaçları hı hı. bu anlamda mümkün olduğunca karşılamaya çalışıyoruz. Aynı şekilde 0850 840 1119 numaralı hattımızdan da bize sürekli ulaşabiliyorlar. Hı hı. Uzmanlarımız hep orada yine ücretsiz danışabiliyorlar. Yaşam Tasarım Merkezi uygulamamızda ücretsiz hemen görüşme var. Hı hı. Tabii ki orada seanslarımız, paketler hı hı. gibi birçok alan var. Ücretsiz görüşmek istediklerinde hemen görüş ekranını tıklayarak Yine mesai saatleri içinde, hı hı. şimdi Türkiye'ye göre mesai saatleri evet. içinde eklemek evet. zorundayız. Türkiye'ye göre hı hı. mesai saatleri içinde uzmanlarımızla ücretsiz görüşebiliyorlar. Hı hı. Tabii ki paketler ve seanslara da oradan ulaşabiliyorlar. Hı hı. Yine uzmanlarımız yönlendiriyor sorulara göre. Vallahi müthiş tane olsun diyorum ben. Yani tam da merkez adıyla zaten. Yaşam, tasarım. Merkezi arkadaşlar hayatınızı yeniden başlatmak kitap, kitabın adında da olduğu gibi hayatınızı yeniden başlatmak yaşamınızı tasarlamak istiyorsanız gerçekten başvurabileceğiniz e, mentorlardan e, yani başvurabileceğiniz merkezlerden biri Ebru Hanım'ın merkezi. Çünkü dediğim gibi yani kendi hayatınızdan da ben yıllardır hani şahidiyim neler neler dönüştü bizim hayatımızda da neler neler dönüştü sonuçta aldığımız e, eğitimlerle. O yüzden gönül rahatlığıyla hani bazen soruyorlar dedim ya işte nereyi arasam? Hani mesela ben burada yazıdan bitiyor olayım Böyle <laughs> DM'den yazamıyorum ama hani böyle şey geçmesin diye hak geçmesin diye ama yani gönül rahatlığıyla gerçekten kaç yayındır hep söylüyorum artık hani anlamış olmanız lazım. <laughs> Dolayısıyla gönül rahatlığıyla kendisine danışabilirsiniz. Her konuda her alanda şifalanacağınızdan hiç şüpheniz olmasın. Diyorum. E, vallahi şahane bir sohbetti. Benim sormayı unuttuğum, sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Herkes kendine iyi baksın. Sizde. Kendimize iyi baktığımızda, evet. hayata da iyi bakarız. Kendimize iyi baktığımızda birbirimize de iyi bakarız. Evet. Bu yüzden merkezlenelim. Kendimize iyi bakıp kendimize iyi davranalım. Böylece diğerleriyle ilişkilerimizi çok daha şefkatli bir hale getirebiliriz. Evet. Ama kendimizi koruyarak, Tabii. her zaman alanımızı ve kendimizi koruyarak hı hı. merkezlenelim diyor ve herkese sevgilerimi iletiyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum. Tekrar ayağınıza sağlık. İnşallah zaten yineleriz Her zaman Ebru Hanım biliyorsunuz bizim zaten artık daimi konuklarımızdan kendisi. Her zaman da ihtiyacımız var bu muhteşem bilgilere. İyi ki varsınız. Sizler de öyle. Çok teşekkür ederiz. Ee, arkadaşlar daha iyi bir hayat mümkün, daha mutlu bir hayat mümkün, daha huzurlu, daha bereketli, daha konforlu bir hayat mümkün. Ama nasıl? Tabii ki kendi içimizde, odalarda, nerede ne var? Bunları tabii en iyi şekilde görerek, en iyi şekilde yerleştirerek. Ee, o sebeple de böyle uzmanlara, böyle Kıymet Ebru Hanım gibi kıymetli uzmanlara danışmaktan çekinmeyelim. Ne demiştiniz? 70'ten fazla. Değil Seans, mi? Var. Seans var yani hani zaten girdiğiniz zaman EPE, Yaşam Tasarım Merkezi'ne e, zaten hani bütün uygulamaların başlıklarını da göreceksiniz. Ama tabii ki kendilerine danıştığınızda sizin için en uygun olan e, neyse şifa kaynağınız hangisindeyse zaten oraya uzmanlar e, yönlendirecekler. E, diliyorum ki buradan ihtiyacı olan herkese ulaşmıştır anlattığımız bilgiler ve Epe de buradan ihtiyacı olan herkese yardımcı olsun diliyorum. Ee, sorularınızı, yorumlarınızı yine videomuzun altına yazabilirsiniz. Hepsini tek tek okuduğumuzdan şüpheniz olmasın. Bir de şöyle beğeni bırakırsanız seviniriz. <laughs> Hepinizi seviyoruz, öpüyoruz ve yeniden buluşuncaya dek en güzeli emanet olun diyoruz. Hoşçakalın.